%350, gübreye %500 ile %750 artsın. Toplumsal Türkiye. Her şey belli olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse buna da hazır. Burada benim de Karadeniz'de damarım tuttu. O tür meydan. Kaçmış yok kesmiş. Hadi adam. Hadi. Sormak lazım. Niye mecliste yoktu diye. Siz başını konuşmaya hakkınız. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere bir tane. Eski Türkiye programından merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in döneminde Türkiye'nin neler yaşadığını arşivlerden çıkarıyoruz. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Refah Partisi'nin laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı bu kararla tanıdı. Ahmet Necdet Sezer sadece bu kararla değil, kısa bir süre sonra fikirleriyle de dikkatleri üzerine topladı. Anayasa Mahkemesi'nin 37. kuruluş yıl dönümünde kürsüye çıkan Sezer'in demokrasi ve düşünce özgürlüğü ile ilgili bıçak sırtı açıklamaları uzun süre tartışıldı. Mahkeme kararlarına saygı her şeyden önce yargı mensuplarından beklenir. Yargının ögesi kimi devlet organlarında mahkeme kararlarına saygının sağlanamadığı veya yitirildiği durumlarda başkalarından saygı beklenemez. Sezer siyasetin labirentlerinde dolaşmış biri değildi. Siyasal oyunların ve politikanın dışında kalmış bir hukuk adamıydı. Ancak Cumhurbaşkanlığı için koalisyon ortakları bir aday göstermeliydi. İşler karışmış ve asker rahatsızlığını Sağır Sultan'a bile duyurmuştu. Bülent Ecevit'in ise tek çaresi Ahmet Necdet Sezer'di. 22 Nisan günü koalisyon ortakları acil bir görüşme yaptı. Artık vakit daralıyordu. Cumhurbaşkanı için bir isim belirlemeleri gerekiyordu. Fakat Bahçeli ve Yılmaz bu zorunluluğun farkında değildi. Sert bir tartışma yaşadılar. Her iki koalisyon ortağımız da benim adaylığım konusunda bana teklifte bulunursa bunu değerlendireceğimi söyledim. Bahçeli, Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrını yer yer sesini yükselterek eleştirdi. Yılmaz'ın Çankaya isteğinin farkındaydı. Çok net bir şekilde önünü kesti. Bu söz üzerine Yılmaz toplantıyı terk etmeye yeltendi. Aday krizi bu kez bir hükümet krizine dönüşmek üzereydi. 20 yıl önce yaklaşık 6 ay boyunca Çankaya'ya bir isim çıkaramayan liderlerden biri olan Ecevit bu kez tedbirliydi. Acil eylem planını devreye soktu. Daha önce önermediği ve herkesten habersiz nabzını yokladığı ismi açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer. Bahçeli ve Yılmaz hemen ikna oldular. Ne de olsa Sezer makul, siyasetten uzak, dürüst bir hukukçu olarak biliniyordu. Sezer gibi değerli bir hukuk adamının, tarafsız, demokrat bir kişiliğin Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı olması bence Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini taçlandıracak bir gelişmedir. Sorununa bir arada bir çözüm getirme olanağını elde etmiş olacaklardır. Bu konuda umudumuzu kesmiş değiliz. Yarın sabah son günün başlangıcı oluyor biliyorsunuz bu adaylık başvuruları bakımından. Öyle umuyoruz ki bir aday üzerinde 5 partinin eğilimleri birleşsin. Efendim, siz partisine götürdüğünüz isim Sayın Ahmet Necdet Sezer. Evet, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer. Ardından Sezer'in ismi muhalefet partilerine önerildi. Ecevit, meclisin Sezer isminde birlik olması gerektiğini biliyordu. Sezer, 28 Şubat sürecinde Genelkurmay'da hukukçulara verilen briefinglere katılmamıştı. Ecevit, askerden Sezer ismine kuvvetli bir itiraz yükseleceğini biliyordu. Ahmet Necdet Sezer Bey, Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna hukukçulardan biridir. Bu itibarla onun adaylığını
Biz Fazilet Partisi olarak sıcak bakıyoruz. Sayın Sezer son derece iyi bir isim. Eğer onun bu kadar yoğun bir biçimde beğenilen dürüst kişiliği, iyi bir hukukçuluğu olmasa bu sonucu almak dahi mümkün olmazdı. 25 Nisan'da mecliste pek de rastlanmayan bir basın toplantısı düzenlendi. Bugün Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen 5 partinin genel başkanları olarak çok önemli bir olay için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Nevzet Sezer'in Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili başvuruyu 5 partinin genel başkanları olarak birlikte imzalayacağız. Böyle bir olay şimdiye kadar çok partili demokratik yaşamımızda görülmemiştir. Bu demokrasi kültürünün önemli bir unsuru olan uzlaşı yolunda ne kadar büyük mesafe aldığımızı gösteriyor. Şimdi huzurunuzda bu başvuruları imzalayacağız. Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Sayın Recaip Tan Fazilet Partisi Genel Başkanı, Sayın Mesut Yılmaz Anavatan Partisi Genel Başkanı, Sayın Tansu Çiller Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olarak birlikte bu imzaları vereceğiz. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sezer'in Cumhurbaşkanı adaylığı için 110 imzanın ilkini Ecevit verdi. Sırasıyla liderler bu tarihi ana eşlik etti. İmzaların tamamlanmasından sonra ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir aday üzerinde böylesi geniş bir uzlaşma sağlandı. Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili olarak hazırlamış olduğumuz, seçilmiş olduğunuza dair bu tutanağı size takdim etmekten büyük bir onur duyuyorum. Başarılar diliyorum ve arkadaşlarımız adına saygılarımızın kabulünü arz ediyorum efendim. Efendim, bu tarafa, efendim buraya da bakar mısınız? Efendim bu tarafa bakar mısınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Cumhurbaşkanı Demirel, 7 yılını geçirdiği Çankaya Köşkü'nden, protokol kapısından askeri törenle uğurlandı. Görevinin ilk yıllarında Sezer gerçekten seviliyordu. Eşiyle birlikte çok mütevazı bir tavır sergiliyorlardı. Görevinin ilk günlerinde kendi isteğiyle makam aracını kırmızı ışıkta durdurmuştu. Sezer Çankaya'yı laikliğin kalesi haline getirecek ve sivil siyasete karşı yükselen askeri rahatsızlıktan yana tavır alacaktı. Her fırsat bulduğunda makamının verdiği yetkiyle siyaseti tıkamaktan geri durmayacaktı. Dolayısıyla sanıldığı kadar demokrat, dengeli ve tarafsız bir cumhurbaşkanı olamadı. Cumhurbaşkanı olarak ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bütünlüğünü korumak ve pekiştirmek, kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya
kesinlikle karıştırılmamasını sağlamak en temel görevim olacaktır. Cumhurbaşkanı Sezer, suçlu olduğuna kanaat getirilen memurların işten çıkarılmasını sağlayacak kanun hükmünde kararname önüne geldiğinde onayı verdi. Her ne kadar medya, katil veya PKK'lıların görevden uzaklaştırılmasının amaçlandığını söylese de kararnamenin amacı belliydi. 28 Şubat'ın irticacı olarak işlediği memurlar. Askeriyede olduğu gibi kamu görevinden de memurlar oruç tuttukları, cuma namazına gittikleri ve eşleri başörtülü olduğu için kovulmuştu. Sezer önüne gelen kararnameyi iade edince de bu kampanyanın dozu yükseldi. Ecevit için sorun devlet adına çok ciddi ve esef vericiydi. Çankaya'ya kendi elleriyle taşıdığı isim adeta vesayete direniyordu. Hükümet kararnameyi aynen Çankaya'ya geri yolladı. Ecevit'in kendi elleriyle Cumhurbaşkanlığına taşıdığı Ahmet Necdet Sezer, 2001'de bir siyasi skandalın başrolündeydi. Çankaya Köşkü'nde yapılan milli güvenlik toplantısında Sezer'in anayasa kitapçığını kendisine fırlatması üzerine Ecevit toplantıyı terk etti. Ardından yaptığı basın açıklamasıyla Türkiye'nin en büyük ve en acılı ekonomik krizine girmesine de yol açtı. Sezer köşke çıktıktan bir süre sonra demokratik duruşunu değiştirmeye başladı. 19 Şubat 2001 tarihinde MGK toplantısında Ecevit'e attığı anayasa kitapçığı, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizini tetikledi. Bu kriz Türkiye'yi yarı yarıya fakirleştirdi. Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Sorsunlar, halka sormasınlar, halka yazsınlar. Nedir bu milletin çektiği bunların elinde? Bu soyguncular ne zamana kadar bu memleketi soyup soğana çevirecekler de bu halkı böyle perişan edecekler? Esnaf bir şey yok abi, esnaf kalmadı. Büyük iş adamları kaldı. Senetlerin ne elektrik faturasını, ne suyunu, ne yerini... Milletvekiller bitti abi. Gelin bu memlekette konuşanlar nerede? Esnaf hepsi bitti. Siftahsız dükkan kapatıyorlar. Ne olacak bu an? Kimseye fayda yok. Kapatalım hep beraber. Gidelim arkadaşlar. Fakat iki gün önce rastladığım olaylar, karşı karşıya kaldığım olaylar bu 50 yıllık siyasal yaşam ömründe başım başıma gelmemişti. Böyle bir olaya hayatımda muhatap olmamıştım. Cumhurbaşkanı seçilişinden itibaren Sayın Necdet Sezer'le hükümet olarak maalesef uyumlu çalışamadık. Anayasanın bunları böyle bir ifadeler taşımadığını söyledik. Onun üzerine anayasa metnini de kitabını da üzerimize attı bildiğiniz gibi. Tabii dediğim gibi bu durumda toplantıyı sürdürmemiz mümkün değildi ve doğru olmayacaktı. Türkiye'nin 7 yıl 3,5 ay süren Sezerli yıllarında birçok kanun veto edildi. Başörtü yasağı sıkça gündeme gelip işten çıkarmalar oldu. Dış politikamız zayıfladı. DHKPC'li teröristler Sezer'in affıyla serbest bırakılırken Amerikan askerleri Kuzey Irak'taki şerefli Türk askerlerimizin başına çuval geçirip terörist muamelesi yaptı. Görevinin ilk iki yılında Sezer Çankaya Köşkü'nü bütün siyasilere açtı. Milletvekillerinin başörtülü eşleri iki yıl boyunca hiç sorun olmadı. Ta ki AK Parti iktidara gelene kadar, AK Parti iktidarı ile birlikte Çankaya'nın kapıları başörtülü eşlere tamamen kapandı. Sezer Çankaya Köşkü'nü kamusal alan ilan etti. Bu tarihten sonra eşi başörtülü siyasilere eşsiz davetiyeler gönderildi. Sezer görev süresi boyunca yasa ve atamalarda iade rekoru kırdı.
veto ettiği 67 kanunla Kenan Evren'in rekorunu 3'e katladı. Geri çevirdiği atamalar nedeniyle 2000 kurum yıllarca vekaletle yönetildi. Atamalardaki titizliği başörtülü eş konusunda kapıcılardan bilgi almaya kadar uzandı. Dini bireysellikten çıkararak toplumsallaştırma ve siyasete yansıtma çabalarının yoğunlaşmasının toplumda gerginliği artırdığı dikkati çekmektedir. Af konusunda da Ahmet Necdet Sezer bir rekora imza attı. 7 yılda çoğu terör örgütü üyesi 261 mahkumu affetti. Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler parlamenter demokrasinin sınırlarını aşmaktadır. Oysa demokratik devlet düzeninde ulusal iradeyi temsil eden parlamento dışında sorumsuz bir cumhurbaşkanının yönetimi paylaşması ve tek başına önemli yetkiler kullanması kabul edilemez. İnsanına ve devletine kastetmenin cezası asla hafif olmamalı. Ancak Cumhurbaşkanı Sezer tarafından teröristler affedildi. Affedilir affedilmez de yine terör örgütüne katıldılar. Mehmetçiğe silah sıkmaya devam ettiler. Kim bilir kaç yavruyu yetim, kaç anayı evlatsız bıraktılar. Sezer affettiği 172 örgüt üyesiyle tarihe geçti. İşte o Sezer kendisini selamlayan askerlere, şanlı ordumuzun terörle canı pahasına savaşan Mehmetçiğe sesleniyor ve belki de kendisini dinleyenlerin aklında Cumhurbaşkanı'nın affettiği kanlı teröristlerin listesi oluyordu. Laiklik ilkesi de dokunulmaz bir kural olarak ödünsüz bir kararlılıkla korunacaktır. Çünkü bireylerin din ve vicdan özgürlüklerinin en iyi korunduğu yönetim biçimi laik, demokratik cumhuriyettir. Demokrasinin temelini oluşturan laiklik ilkesi olmadan özgürlükten ve demokrasiden söz edilemez. Din kurallarıyla devlet ve toplumsal yaşam düzenlenemez. ...2007'de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Ahmet Necdet Sezer oturuyordu. Görev süresi 2007 Mayıs ayında sona erecekti. Türkiye'nin yaşadığı gerginliğin asıl sebebi buydu. Sezer'in görev süresinin dolmasıyla Cumhurbaşkanını seçecek olan mecliste çoğunluk AK Parti'nin elindeydi. Bu tablo Başbakan Erdoğan'ı kolaylıkla Cumhurbaşkanlığına taşıyabilirdi. İşte bu olasılık bazı kesimleri korkutuyordu. Ne yapıp edip bu önlenmeliydi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükhan'ı tarafından kaleme alınan Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda 27 Nisan 2007 tarihinde gece saat 23.20'de laiklikle ilgili bir açıklama yayınlandı. Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki yorumların kesin olarak karşısındadır. Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Tüm bu baskılara rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi turları yapıldı. Millet sözünü 22 Temmuz 2007'de söyledi. AK Parti %46 oy alarak açık farkla birinci oldu. Böylece Nisan 2007'de başlayan Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçim süreci sona erdi. Cumhurbaşkanı Sezer sadece 48 kez yurt dışına çıktı. Dış politikada pasiflikle eleştirildi. Türkiye Sezerleri yurt içinde de pek görmedi. Açılış ve davetlere katılmayan Sezerler sadece ulusalcı yayın yapan bir televizyonun davetine gitti. Sezer neler yaptı? Kırmızı ışıkta durdu. Köşk personelini azalttı. Bütçeden para arttırdı. Marketten peynir aldı.
Ramazan'da kameralar önünde su içti. Musevilerin Hanuka bayramını kutladı. Peki neler yapmadı? Hiç gülmedi, röportaj vermedi ve iftar vermedi. Ahmet Necdet Sezer görev süresi dolmasına rağmen 3 ay 16 gün daha Çankaya'da kaldı. Bu bölümde sizlere Türkiye'nin Sezer yıllarını hatırlattık. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Tuza %550, gübreye %500'le %750 arası. Her şey belli olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Burada benim de Karadeniz'de damarım tuttu. Hoşçakalın meydanlıyım. Kaçmış çok kesmiş. Hadi adam. Hadi adam. Sormak lazım. Niye mecliste yoktu diye. Siz başını konuşmaya hakkınız. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere gidiyoruz.